Herkese Intentional TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Lite videosuyla karşınızdayız. Biliyorum biraz zaman geçti, videosunu çekmiyoruz. Genel olarak arkadaşlar elimizden geldiğince güncellemeleri size aktarmaya çalışıyorum. Ayın 28'i bugün güncelleme geldi arkadaşlar. Toplam boyutu 138 MB. Güncelleme ile alakalı, oyunla alakalı problemleriniz varsa Discord adresimizin destek kısmına yazabilirsiniz. Açıklama kısmında Discord adresimiz var. Arkadaşlar şimdi neler geldi onları göstereceğim. İlk önce ödül kısmını göstereyim. Böyle bir ödül olayı geldi 10 günlük arkadaşlar. Sürekli yeni şeyler veriyor PUBG Lite. Bu çok güzel bir şey bence. Çok fazla para harcatmıyor size. İlk gün ödül olarak 1000 BP'yi aldım. İkinci gün gözlük veriyor. Yine 3, dördüncü günler yine BP veriyor. Beşinci gün yeni sandık geldi. Birazdan sandıkları inceleyeceğiz. Altıncı gün yine BP. Yedinci gün elbise veriyor. 8-9. Günde arkadaşlar yine BP, 10. gün arkadaşlar bence güzel, hoş bir AK deseni veriyor size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şeye geçelim, kasalara geçelim. Ondan sonra bir training mod yapacağız. Yeni gelen kasa bu arkadaşlar. Heroes Crate diye geçiyor. Şöyle bir kasaların içine bir bakalım. Tabii paramız yetmiyor. İçinde neler var? Kasalar yeni yeni geliyor arkadaşlar PUBG Lite'a. Ben mesela ve şöyle söyleyeyim size, iyi şeyler çıkarma ihtimaliniz çok yüksek. Ben mesela ilk yapışta şunu çıkarttım. Tabi bu elbiseler şu an mobilde var. Buraya da yavaş yavaş elbiseler eklenmeye başlıyor. Bendeki elbiseleri göstereyim istiyorsanız size arkadaşlar. Kısaca Justin's. Şimdiye kadar çıkartabildiğim elbiseler bunlar. Şu kombini kullanıyorum şimdilik arkadaşlar. Başka neyimiz var? Silah desenimiz 2 tane. M4 ile Scar var. M4'ün altın desenini çıkartamadım. Çünkü bir haftadır oyuna girmiyorum neredeyse arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım ana menüye arkadaşlar. Ne var yukarıda? Custom olması lazım. Custom test server arkadaşlar. Buraya girelim. Burada bugün dikkatimi çekti. 2 tane oda kurulmuş. Bir tanesi full, bir tanesi de sürekli değişiyor arkadaşlar. Şifreli tabi odalar. Şu an odaları bilmiyoruz, giremiyoruz. Şifresini bilmediğimiz için üstüne tıklayınca da geçmiyor. Yani join butonu gelmiyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bu şu an PUBG'nin kendi yapımcılarının kurduğu bir oda, test ediyorlar büyük bir ihtimalle. Ama bu bile bence iyi bir haber. Nisan belki Mayıs'ta bu custom'lar açılır. Ondan sonra da arkadaşlar full custom yayınları yaparız diye tahmin ediyorum. Şöyle oyun moduna tekrar geçelim. Bu arada arkadaşlar bundan sonra oyunda istediğiniz oyuncuyu izleyebiliyorsunuz. İzlerken de bildirebiliyorsunuz. Öyle bir özellik geldi. Maç içinde haritanın saydamlığını azaltabiliyorsunuz. Yani tamamen harita yan tarafta kapatmayacak orayı arkadaşlar. İsterseniz biraz daha böyle açık bir renk yapabiliyorsunuz. Haritanın arkasını da görebiliyorsunuz. Yani normal sahaya arkadaşlar. Bu geldi. Ekstradan şimdi bir training moda geçelim. Training modda yeni silahımız var arkadaşlar. Onu göstereceğim. Yeni eklentiler geldi gençler. Bunları da göstermek istiyorum. Yavaş yavaş. Şimdi nerede? Aynen 3 tane yeni eklenti geldi. Bu arada arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki güncellemede 3x 6x gelmişti. Evet. Bu lobide çok ses çıkıyor. Biz silahı alalım, buradan ayrılalım. Bak. M762 gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaş, bayağı bir sesli atış yapıyor. Toplayayım ben de. Sürekli T'ye bakıyorum. Tamam, bu kadar yeter arkadaşlar.
Da tamam. Yeni gelen eklentiler, bir tanesi bu arkadaşlar, bir tanesi bu, bir diğeri de bu arkadaşlar. Öyle olması lazım. Şöyle bir kontrol edeyim hemen. Yanlışlık olmasın. Evet. Doğru eklentiler. Hemen şuradan bir eklentimizi alalım. Almadık. Ne aldık mı her şeyi? Kontrol edeyim. 2x almadık. Tamam. Buradan uzaklaşalım arkadaşlar. Çok ciddi manada ses oluyor orada. Adamlar enteresan bir şekilde bayağı ses yapıyorlar. Buradan iyice uzaklaşmam lazım. Ciddi gürültü var çünkü. Şöyle yukarıya doğru bir çıkmak istiyorum. Oradan da silahı birazcık deneyelim. Zaten hani PUBG Mobile olsun, PC PUBG'den biliyoruz silahı. Tabi buradaki sekmesi büyük ihtimal yine PC PUBG ayarında olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Abi adam ne sıktı be. Buraya çıkar mı? Yok çıkmıyor. Bu da çıkmıyor. Neyse sıkıntı yok. Evet arkadaşlar yerimize geldik. Şimdi güzel. Eklentimizi taktık. Tabi arka eklentileri takmadık. Şöyle ufak bir deneme yapalım. Yani tekli de daha güzel olur diye düşünüyorum. Aynen. Lastiği patlattık. Şimdi buna bir ne takalım? Holo takalım. Bir de holo görüş görelim. Oo. Üçüncü şeye mi geçtik? Bir dakika. Single. Bu da gayet güzel. Bence. Şöyle bir hemen ikinci 2x'imize geçelim arkadaşlar. Bekleden bir otomatik almak istiyorum. Ya tabi arkada dipçik olmadığı için bayağı bir sekiyor. Kontrolü zor. Zaten herkes bilir. PUBG Mobile. Ama şu şekilde sıkmak biraz daha sanki sekmeyi azaltıyor gibi. Şimdi ne kaldı? 3x'imizi takalım arkadaşlar. Şu 3x'e geçiş çok hoşuma gidiyor şahsen. Tekli de otomatiği alalım. Oo. 3x bir fena ya. Şöyle uzaktan 3x deneyelim. Yakında tabii biraz daha farklı oluyor. Uzaktaki de biraz farklı oluyor arkadaşlar. Şöyle bir tekliye geçelim yine. Single mode. Tabii sekiyor. Otomatiği alırsak şöyle bir şarjörümüzü yenileyelim. Evet ciddi çok acayip sekiyor ya. Şimdi 6x'imizi alalım. 6x tekli güzel olur diye düşünüyorum. Single mod aynen. Şöyle eğilelim. Eğim çalışmak lazım arkadaşlar. Ama tekli modda 6x şöyle güzel diye düşünüyorum. Hoş gözüküyor. Evet.
Bunu patlattık. 6x sprey denenir mi? Bir dakika. Çok uzak ama sıkıntı olabilir diye. Evet, bildiğiniz dans dans ediyor ya. Böyle bir şey yok. Yakından deneyelim. Nasıl olacak? Ha, bizim araç gitmiş bu arada. Neyse, şu aşağıdaki aracın yanına gideyim hemen hızlı bir şekilde. Bir de oradan deneyeceğim. Hadi bakalım. Bir de hangi tuştu? Bir saniye arkadaşlar. Onu da hemen şöyle bir işaretleme diye bir şey gelmiş olması lazım arkadaşlar. Şöyle miydi? Alt. Alt artı işaretleme fare kaydırma diyor ama neyse, onu yapamadım şu an nedense. İşaretleme ile alakalı bir özellik daha geldi arkadaşlar. Ben yapamadım ama herhalde bir dahakinde yaparız. Ya tabi yakın mesafe sprey olayı gayet güzel. Belli bir yerden sonra yine dağlara taşlara çıkıyor ama güzel olmuş bence. Arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Elimden geldiğince birkaç şeyi göstermeye çalıştım. Yavaş yavaş PUBG Lite'da iyi yerlere gelmeye başlıyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz gençler like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.